lazım tabii. Başörtüsü füruattır açıklamasını yapmıştı Fethullah Gülen Hoca. Arkasından tartışmalar geldi tabii. Bu açıdan bakıldığında... Hoca Efendi'nin füruattır lafından bir izahı var. Evet. O da nedir? Furu, fer'den gelir. Asıl kök demektir, gövde demektir. Fer, dal demektir. İkincil. Furuattır'dan kastı itikada taalluk etmiyor. Yani başı açık gezen Müslümandır. Namaz kılmayan da Müslümandır. İçki içen de Müslümandır. Yeter ki günahını günah bilsin, helalını helal, haramını haram bilsin. İtikad beyindedir. Hiçbir uzuvda zuhur etmesine bir gerek yok. Yani gerek var da kafir olmak için bir gereği yok yani. Efendim, dolayısıyla bir insan başını açarsa, derse ki ben günah işliyorum ama böyle bir zaruretim var veya işteyim, şuradayım, buradayım. Mecbur oldum, şudur budur. Ha, günah olduğunu bilirse bu Müslümandır. Halbuki işte deminden beri soruyorlar, orucun kabul olur mu, namazın kabul olur mu? Ayrı bir şey diyorum. Namaz ayrı, oruç ayrı, bu ayrı. Şimdi Hoca Efendi'nin furuattır'dan kastı şuydu. Sonra onu yanlış anlaşıldı da, sonra onun izahı, tabii ilmi bir izahı var onun. O da nedir? İtikat meselelerine usul diyoruz, fıkıh meselelerine furu diyoruz. Yani dinde böyle bir istilah var. Furuat da ne demek oluyor? İmana taalluk etmiyor. Yani bir amentü esaslarından değil. Ama Hoca Efendi burada örtünmek farz değil veya örtünmeye inanmak farz değil demedi ki. Örtünme ama tabii fiili, böyle anlaşıldı. Yanlış anlaşıldı. Örtünme fiili furuattandır diyor. Yani örtünme fiili fıkıhla alakalıdır. Hayır, bir başka konu daha var. Orada haksızlık yapmamak lazım Hoca Efendi'ye. Yani orada furuattır diyerek örtünmek şart değil, farz değil demek ama demedi ki. Tabii hani bir iletişim kuralı var, algı gerçekliktir diye. Toplumda bunun nasıl anlaşıldığı da önemli. Belki olayın veya ifadenin tevil edilir, izah edilir yanı olabilir ama. Yani onun kastı iman gibi tutmayın. Yani adamı hemen o şeyle beraber kafir olmuş gibi adama muamele yapılmaz. Yani bu manada. Şöyle bir uygulama geldi arkasından ama. Yani bilerek söylüyorum. Hoca Efendi cemaatine mensup veya yakın genç kızlar başörtüsü engellemesi dolayısıyla üniversitelere gitmezken bu açıklamanın arkasından hepsi için söyleyemeyiz belki ama önemli bir kısmı başlarını aşarak üniversiteye gittiler. Onu ben bilmiyorum. Yani benim bilgim dahilinde değil. Anladım. Yani ben bunu yani bilerek hiç haberim de yok. Çünkü bu sosyal vaka, onun tespiti bizim için çok zor. Yani hangisi kimin cemaatinden tespitini yapamayız. En azından onu ben bilemiyorum. Ciddi örnekleri bilerek söylüyorum. Ama şimdi onu da Hoca Efendi'den direkt fetva alarak yapmıyor ki. Kendi yorumuna göre yapmışsa da ne Hoca Efendi mesul olmaz. Yani ben bu laftan bunu anladım, öylece bunu yaparım. O da şimdi öyle değil. Direkt sen başını açabilirsin, okula gidebilirsin demiş mi dememiş mi? Böyle bir bilgi belge var mı? En azından böyle bir sesli kayıt yok. Yok o zaman. Sadece furuat sözcüğünden ama yola çıkılarak maksadı ne? Yapılan bir uygulama var. Dinin itikadi konularından değildir. Ama inanılmak açısından kastetmiyor. Ameli konuşuyor. Zaten amel noktasından. Uygulamayı konuşuyor. Uygulamayı. Uygulama zaten dedim size, namaz abdest de uygulamada furudandır. Yani furudandır demek fıkhi konulardandır. Usulî değildir yani. Anladım. Yani o ayrı bir konu. Evet. Ama velakin caiz midir? Değildir. Yani başını açıp gitse caiz değildir. Ama deseniz ki mecburi eğitim bölümünde, o zaman mecburiyet ve zaruret olduğu için, aksi takdirde para cezasından da hapis mafis cezaları ile bile yargılanma olduğu için, bak orada zaruret devreye girdiği için günah vebali zorlayanlaradır. Zorunluluk meselesi başka.